İyi günler. Ben Reha Yağcıoğlu. 2013 yılının Ekim ayının 3. günündeyiz. Ekim ayının 3. gününde olduğumuza göre Ekim'in başlarında Ekim sayısının The Magpie'nin çıkmış olması lazım diye gittim, baktım The Magpie sayfasına internetten ve Ekim sayısı çıkmış. Biz şimdi 7. bölümdeyiz. 10 bölüm daha var demek ki yetişmemize. Bazı sayılarda yok. Yaklaşık 5 kadar daha ders sonra ulaşacağız. Bu sayıyı da indirin, inceleyin. Nasıl indirildiğini göstermiştim. Robot yapmış bir tane MacBook'u kullanarak. Ve şeye bakalım hemen. Scratch Patch'te ne varmış ona bakalım ve dersimize başlayalım. Şöyle çeviriyorum. Scratch Patch. Going Ballistic. The Physics of a Cannonball. Yani bir top mermisinin fiziğini işleyen bir sayı. 36. sayfadaymış. Sayfa sayısı çoğalmış, konular çoğalmış. Sayılar ilerledikçe daha keyifli hale geliyor The Magpie dergisi. Skill level beginner demiş. Yani başlangıç seviyesindekiler için kolay bir. Şimdi bugün bölüm 7'de zor bir şey işliyoruz. Bölüm bundan sonraki 1-2 bölümde yine zor bölümler sayılır. Şöyle bir top mermisinin buradan atılıp şuradaki davul gibi bir şey var oraya çarpmasını işleyen bir kod. Şöyle bir kod. Başlangıç seviyesinde yani basit bir kod olduğu anlaşılıyor. Bunun basit bir uygulama olduğu. Ama görünüşe bakılırsa zevkli şeye benziyor çünkü biraz. Neydi? Angry Birds'e benziyor. Biz 7. bölüme dönüp hemen dersimize başlayalım. 7. bölüm neredesin? Burada. Gel. 24. sayfada idi galiba. Scratch patch değil. Kaçtı? 20, make. Make'i de göreceğiz. Çok güzel. 28. sayfadaydı o zaman. Tamam. Hemen şöyle yapıyorum. Defense hızlı hızlı anlatayım buraları. Parçalara bölmüş. Şimdi ana program şurada. Yeşilde basıyorsun ve ana program çalışıyor. Ana program böyle bir kısa. Ana program bu kadar kısa olmasının sebebi alt programlardan oluşması. Programcılığın temelinde olan güzel bir şeydir bu. Bir tane two ways out demiş. When I receive two ways out dediği zaman şöyle burada yapmış açıklamasını. Binary, desimal diyorduk ya, desimalin diğer bir adı da binary. Yani 10 tabanlık bir sayıyı output phase'e yani herhangi bir tabana çevirir. 10 tabanlı bir sayıyı herhangi bir tabana çeviren kısmı. GetBase var, yine şöyle kısa bir program. GetBase de şunu yapıyor. Program çalışırken hangi tabandan hangi tabana çevireceğini şu şekilde soruyordu ya. Base'ini söyle diyor. Yani giriş tabanı. Kaç tabanlı mesela? 5 tabanlıdan atıyorum. Ve şurada bakın dikkat edin. 2'den büyük, 16'dan küçük. Yani 2 tabanlıdan 16 tabanlıya kadar herhangi bir taban girişi yapabiliyorsunuz. GetBase'de. Bu GetBase'i hem base in için hem de base out için kullanıyor. Ana programa baktığınız zaman göreceksiniz. Şurada. Bu güzel bir teknik. Bu tekniği de öğrenmiş olacağız şeyde. String'in yerine base of input deyip bakın getBase'i çağırmış. Demek ki getBase'i broadcast edince sonucu temp'in içine yazıyor. Temp'i base in değişkenin içine yazmış. Sonra string'in yerine içine base of output diyor. Yine getBase'i çağırıyor. GetBase girilen sayıyı yine temp'in içine yerleştiriyor. Bu temp'ten de base out alınıyor. Yani aynı getBase'i iki ayrı girdiği için kullanmış. Fonksiyon kullanımı. Bir tek şöyle bir getBase'i iki kere kullanıyor. Yani böylece şu kadar kodu iki kere yazmaktan kurtulmuş oluyoruz. Tamam. Ana program bu dedik. Bir de şu var. Get number. Get number da number to convert diyor. Bir sayı giriyorsunuz. Girdiğiniz sayıyı şeye hazır hale getiriyor. Sanırım 10 tabanına çeviriyor. Evet. 10 tabanına çeviriyor ki evet şuradan belli. 10 üzeri. Evet, bu şekilde yapıyor. Şuradaki repeat until'de check them true oluncaya kadar get number'ınızı tekrar tekrar çağırarak iterasyonla size bir 10 tabanlı sayı veriyor. 10 tabanlı sayıyı da to base out'la şurada gördüğümüz neredeydi? To base out'la 10 tabanlı sayıyı herhangi bir tabana çeviren kısmı kullanıp böylece base in'den base out'a çeviriyor. Şimdi yazmaya başlayalım. Kolay
bir şekilde yazacağız. Biraz uzun olabilir, açıklamalı olacak bol miktarda. Hemen şunu şöyle dursun şurada. Şundan başlayayım, en basit kısmından. Şu to base out var ya, 10 tabanlı bir sayıyı herhangi bir tabanlı, bizim belirlediğimiz tabanlı sayıya çeviren bir program. Çok kısa bir program. Hemen yazmaya başlayalım. Bunun için nelere ihtiyaç var? Öncelikle tek bir program halinde yazacağım. Şöyle yapıyorum. Kontrole basıp yeşil bayrağı koyuyorum. Bunu koydum. Neler var? Bir tane result diye bir değişkeni varmış. O zaman hemen onu make a variable'dan result. Bu sonuç demek. Yani bir sonuca varacak belli ki. Gidelim tekrar. Sonra bir tane input var. Input diye bir değişken var. Input'u make a variable'la oluşturalım. Input. Oluşturduk. Kullanacağı bütün değişkenleri önce tanımlayayım. Sonra bir tane remainder var. Bu hani modüler aritmetikte kalan diyordum ya. Remainder. Make a variable. Kalan demek İngilizce'de. Remainder. Doğru yazdım mı? Doğru yazdım. Okey. Sonra bakalım başka neler var. Base out var. Base out da çıktı tabana. Yani bir sayıyı hangi tabana çevirmek istiyorsunuzun cevabı. Base out. Yalnız bu program parçası ne yapıyordu? 10 tabanlıyı herhangi bir tabana çeviriyordu. Girişimiz, yani inputumuz 10 tabanlı bir şey olacak. Remainder var, digits var, result var, base out, remainder hepsini yaptık. Bir tek digits kaldı. Digits de şöyle bakın. Digits diye bir değişkeni tanımlıyoruz ve bunu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F diye eşitliyoruz. İlk bölümden hatırlayacağınız gibi bunu istediğimiz digitine ulaşabileceğiz. Make a variable diyorum. Büyük harflerle demiş bunu. Digits demiş. Ve ana programda yeşile basınca çalıştığına göre şöyle yapmış. Digits'in yerine şunu koymuş. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Büyük harflerle A, B, C, D, E, F. Yani en fazla 16 tabana göre yetecek kadar digit var burada. Ben gidip de operators'tan biraz sonra göreceksiniz. Letter of variables digits dediğimde bakın. Bu birincisi 0. Şuradan 10'uncusuna bakayım. 10'uncusu letter 10 of digits. Yani şu digits değişkeninin. Şöyle bastığın zaman, pardon şunu çalıştırmam lazım. Evet, digits yeni yerleşti yerine. 10'uncusu 9. Şurada bir şey fazla mı yazdım? 0, 1, 2, tabii 10'uncusu 9. 11'incisi ise şöyle basıyorum. A. 15, 16 tane var. 16'ncısı F. F ile bitiyor. Bu şekilde erişeceğim, yani tek tek erişeceğim bir değişken. Hemen programın kalan kısmını yazalım. Get base değil, ilk şeydi. Result'ı bir kere boşaltıyor. Yani daha önceden bir içinde herhangi bir şey var ise result'ı, bakın buraya geliyorum, bunu basıyorum, mavi oldu. Backspace'e basıyorum. Şu anda boş. Bu şekilde onu sıfır yapıyoruz. Bir tane repeat until var. Hemen repeat until'i koyayım. Repeat until aşağıda idi. Repeat until. Ve şeye bakıyorum. Ne yapmış? Eşitlik koymuş operatör olarak. Ve input sıfır oluncaya kadar. Hatırlarsanız 10 taban bir sayıyı herhangi bir tabana çevirirken modüler aritmetik kullanıyordum ve bu modüler aritmetikle input'u, yani girdi değerini mod, şuradaki gibi mod alıp kalanı sayı olarak kullanıp
Artı 1'i biraz sonra anlatacağım. Digit'in içinden alıp sonra bunu result'a ekleyip sonra kalanı, reminder'ı input sayısından çıkarıyorum. Ve bunu base out, yani kaç tabanına çevirmek istiyorsam ona bölüyordum. Böldükten sonra tekrar başa dönüp bu kalan yeni input değerini, input değeri değişti şurada. Tekrar modunu aldıktan sonra bu kalanın artı bir deyip, çünkü o digits'in içindeki de yeri orası. Yine result'a ekliyordum. Bu şekilde devam ettiğimde bir an geliyordu ki sayı input değeri sürekli olarak şu en alt satırdaki işlemden dolayı input'la remainder birbirine eşit oluyordu. 0 eksi 0 bölü base out 0 oluyordu. 0 olunca da bu bitiyordu. Şimdi bunu yazalım. Base out'u belirleyelim. 10 tabanlık bir sayıyı base out'a çevirecek. Yani girdim burada muhakkak 10 tabanlı input'um. Base out'u da şuraya geçici olarak variables'tan set base out kaça çevirsin? Bir şeyle yapmıştık. Beşli deneme yapmıştık. Nerede? Base out. Biz bunu yine 16 tabanına göre yapalım. 16 tabanına göre çevirsin. Onluk girdiğimiz bir sayıyı input değeri şuraya 0 oluncaya kadar şu işlemleri yapsın. Burada anlamadığınız bir kısım olursa bir önceki bölümü tekrar seyredin. Input 0 oluncaya kadar şunu yapacak. Remainder kalan input mod base out. Burası çok kolay. Set remainder yani kalan operators'tan modüler aritmetik yapacağım. Neredeydin mod? Burada. Bunu getir. Bir input sayım var. Input sayımı da şöyle yapayım bakın. Şöyle yapayım. Hesap makinesinin bilimsele yok. Programcı moduna çeviriyorum. Mesela şöyle yapayım. Daha güzel bir şey buldum. Ha bak bu çok daha güzel oldu. Dergide şöyle bir soru soruyordu. Tamam. If only dead people, bunu hatırlayacaksınız. Understand hexadecimal. Şimdi ben 16 tabanlı girdim ya. Kaç kişi biliyordur? Yani sadece ölü insanlar anlıyorsa hexadecimali. Bunun cevabını da bir sonraki sayfada vermişti. Şurada 57.005. Yani 57.005 kişi anlıyor. Ben şimdi 10 tabanlıyı 16'ya çeviren bir program yapacağım ya. O zaman şöyle yapayım. Bildik sayılar onlar. Kontrolden, pardon, variable'dan set input'u da 57.005. 57.005 yapayım. Böylece sonuç dead olacak. DEAD. Yani şuradaki sayılardan bana DEAD'yi bulmuş olacak. Sonucu böylece yani bu kodun doğru çalıştığını öyle test etmiş olacağım. İki tane bildik. Sonra bunu programa entegre ederken burası şu programın aynısını için o yaptığım ilaveleri neredeydi? Şurada. O yaptığım ilaveleri kaldırıp bunu when I receive haline getirip programa entegre edeceğim. Şimdilik bunu tek program olarak yazıyorum. Ve böylece 16 tabanlıdan 10 tabanlıya çeviren kodu yazmış oluyoruz. Input mod base out. Bunu yapıyordum ya hep. Yani bir sayı verilmiş bana 57.005 şimdilik. Ve buradaki döngüye giriyor. İlk yapacağı iş input'u base out moduna mod aritmeti yapmak ve bunu remainder'a yani kalana eşitlemek. Kalan artık her neyse bunu ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle yapayım adım adım. Şurada remainder var ya ama döngü yapmam lazım. Şöyle remainder diyelim ki 0. Sıfırsa tam bölünüyor demektir. Artı 1. Artı 1 bana şunu garantiliyor. Şimdi programa geri dönüyorum.
Şimdi burada gördüğünüz gibi sıfırdan başlıyor. Yani aslında şu birinci, bu ikinci, bu üçüncü elemanı. Yani digits'te hatırlıyorsunuz. Şöyle dersem, operators'dan letter of digits dediğimde bir dediğimde sıfır veriyor. Bakın. Sıfır diye bir şey var mı bakalım? Yok. Öyle bir şey yok. Yani birden başlıyor. Mod sıfır olduğu zaman, yani kalan sıfır olduğu zaman buna ulaşmak için artı bir demem lazım. Yani bu listede liste birden başladığı için artı bir demem gerekiyor. Diyelim ki kalan 15. Yani F. Bu ise 16. elemanı. Şöyle 16 yazıp buna bastığım zaman F. Yani kalan 15 olduğunda F elde edebilmem için buraya bir fazlasını yazmam lazım. O sırf şundan kaynaklanıyor. Digits birden başladığı için birinci digiti, ikinci digiti, üçüncü digiti artı bir demem lazım. Burayı biraz uzunca anlattım. Kafa karışıklığı olmaması için kalanını yazayım. Şöyle bakın result'a. Şimdi result'ı şurada sıfırladı ya. Set result'a neredesin result? Burada. Niye eşitlisin? Şimdi join yapıyor. Şöyle şuradan join'i alıyorum. Şurası yine result oluyor. Neden? Çünkü result'ın önüne bir tane daha bir şey ekleyecek. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Çünkü küçük olan sayıdan büyüğe doğru gidiyorduk ya. Birler hanesi, onlar, yüzler. O yüzden sürekli olarak result'ın sağda kalması lazım. Sonucun başına ekliyor. Neye ekliyor? Şunu ekliyor. Digits'in remainder artı bir, kalan artı birinci elemanını harfine eklesin. Şunu yazıyorum. Operators'dan letter of neyin digits'in digits bu. Buradan gidip bir tane digit seçecek. Bunlar digits çoğul sayılar. Buradan gidip bir sayı seçecek. Hangisini şimdi hep şöyle yapıyordum ya remainder yapıyordum ama burada benim şunu şöyle yapmam lazım. Operators'tan artı koymam lazım. Remainder'ı buraya koymam ve şuraya 1 yazmam lazım ki biraz önce anlattığım sebepten dolayı digits birden başladığı için sıfırdan başlamadığı için sonra gelelim son işleme. Şunu yapıyordum. O girdi sayım vardı ya benim şimdi ilk başlangıçta 57.005. Ondan kalanı çıkarıyordum. Ve bunu base out hangi tabana çevireceksem ki benim bu şu anki örneğimde şurada gördüğünüz gibi 16 tabanı ona bölüyordum. Yapacağım ve onu da input'un içine yerleştiriyordum. Böylece input sayısı girdi değişiyor. Şimdi demek ki bir tane yine set koyuyorum. Input. Ne koyacağım bunun yerine? Yaptığım işlemi hatırlamak için bakıyorum. Bir tane bölme işlemi var. Şu sıraya çok dikkat edin bakın. Bölme işlemi var. Bölme işleminin sağında yani altında base out var. Kaç tabanlı ise ona bölüyorum. 16 tabanlı. 16'ya bölecek. Burada ise bir fark var. Neyin farkı? Input'tan örneği hatırlayın yaptığımız örneği. Input'tan biraz önce yaptığım remainder var diye kalan buldum. Mod yapıp şöyle bir remainder bulmuştum. Remainder'ı. Hop yanlış yere koydum. Input dışarı fırladı. Input'tan şuraya koyuyorum. Input'tan remainder'ı çıkarıyorum. Bunu base out'a bölüyorum. Çıkan sayıyı input'un içine yerleştiriyorum. Hop buraya geri dönüyor. Ve hatırlarsınız bu işlem bittiğinde input sıfıra ulaşıyordu. Sıfıra ulaştığında
işim bitmiş oluyordu. Kalanları, sürekli o remainder'ları küçükten, yani ilk bulduğumu en sağa, ondan sonra ikinci bulduğumu onun soluna, ondan sonra bulduğumu soluna, ondan sonra bulduğumu soluna koyarak işi bitiriyordum. Şimdi artık bana Lux'tan şey desin, süresiz olarak neyi söylesin, ne yapıyor? Result. Variables'tan result'ı söylesin. Şimdi çalıştırıyorum. Bu örnek sadece şu olmuş oldu. 10 tabanlı bir sayıyı, yani 57.005 sayısını 16 tabanına çevirip şu algoritmayla bana gösterecek olan program kodu. Şimdi bunu çalıştırayım. Bölüm sayılarını arttıracağım. Her birini ayrı bölümde işleyeceğim. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Burada 2 ile 16 arasında olmak üzere şuradaki tabanı değiştirebilirsiniz. Bu kısa kodu yazdıktan sonra şuradaki tabanı değiştirip mesela 8 tabanlı bir sayı yazıp buraya 10 tabanlı bir sayı yazıp onun 8 tabanlı karşılığını bulabilirsiniz. 5 için, 2 için yapabilirsiniz. Mesela buraya 2 yazıp 10 tabanlı bir sayıyı 2 tabanlı sayıda kaça karşılık geldiğini sadece bu kısa kodla deneyerek bulabilirsiniz. Çalıştıralım. Doğru çalışıyor mu görelim. Sonra bu bölümü bitireyim. Her bir parçasını ayrı bölüm halinde yapacağım. Hepsi bir arada tek bir uygulama olduğu zaman biraz yorucu ve sıkıcı oluyor. Çalıştırdım. Bad. Evet. Doğru çalıştı. Ne demişti? Sorusu vardı. Hex yok demiş. Sadece bad people. Yani aslında o şu demekti. Cevap burada 57.005 ya. 57.005 sayısının heksadesimal karşılığı dead demektir. Peki ben hemen şöyle bir şey yapayım. Programda şunu yapmanızı isteyeceğim. Programa geri dönüyorum. Mesela 57.000 değil de şöyle olsa 256 sayısını çevir bakalım desem 100. 255 sayısı, bunlar programcılıkta yakından tanıyacağınız sayılar olacak. Bakın FF doğru çalışıyor. 15F'ti. F. Peki şöyle yapsaydım. 10 tabanlı 15'i 2 tabanlıya çevir deseydim şöyle yapacaktı. Bakın 1 1 1 1. Mesela 10 tabanda 8 hatırlıyorsanız sanırım 1 0 0 0'dı. Şöyle yapalım. 8'i değil de şimdi mesela 2'yi çevirsin. Önce daha basit olarak 1 nedir? 1'dir. Bir sonrası, yani 2, 2 tabanlıya çevirdiğim zaman bu 0 olacak, yandakini 1 arttıracak. Öyleydi hatırlarsanız. 1, 0. Yani doğru çalışıyor buradaki algoritma. Önceki dersleri de tekrar izleyebilirsiniz. Ne yaptığını, neden artı 1 olduğuna tekrar bakarak devam edebilirsiniz. Bu bölümü şimdilik burada kesiyorum. Program kodlarının diğer bölümleri için ayrı bölümler yapacağım. Bayağı parçalara bölmüş oluyoruz. Bu 4. bölümdü. 5. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.